Lekin musulmon olarak bir-birini kofirga chiqarishga, fosiqqa chiqarishga, fojirga chiqarishga, noto'g'risan deyishga haqqi yo'q. Holbuki bemazhablar shuni qilishyapti. Bugungi kunda shuni qilishyapti. Abu Hanifani so'kishyapti, Imom Malikni so'kishyapti, Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Shofiyni so'kishyapti. Ash'ariylar ahli sunnadan emas deyishyapti. Maturidi ahli sunnadan emas deyishyapti. Ana ixtilof. O'zidan boshqani kofir deyishyapti. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Men bir narsa juda mana shu masalalar bo'lsa doim esimga keladi. Avvalgi bu Sovet ittifoqi bor vaqtida Moskvada turli dinlarni vakillarini to'plab majlislar qilinardi. O'sha hukumatni siyosatini qo'llab tinchlik u bu ma'nolarda. Hozirgi Rus pravoslav cherkovining patriarxi patriarx Kirill u vaqtida yosh odam edi, metropolit edi. Rus pravoslav cherkovining tashqi ishlar bo'yicha idorasini mudiri edi. Shunaqa xalqaro ishlarni o'sha boshqarardi. Men musulmonlar tarafidan borib dunyodagi barcha dinlardan odam chaqiriladi. Kelgandan keyin yakunlovchi demak bayonot bo'lish kerak, shuni matni oldindan tuziladi. Palon kuni, palon joyda mana bu sallohi ostida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda quyidagilar qatnashdi deb turib, musulmonlar, yahudiylar deb turib, Rus pravoslav cherkovi, Gruziya katolik cherkovi, palon cherkov, palon cherkov deb yarim bet, bir bet bo'lib ketadi. Cherkovlarni sanaveradi. Keyin bir hikmatim aytdimki, sizlar nima buna qilasizlar? Bunaqa qilib uzun qilgandan ko'ra mana musulmonlar deyapsizlar, xristianlar deb qo'yaveringlar. Bizda ham mazhablar bor, biz mazhabimizni aytmayapmiz u. Sizlar bo'lsa hammasini sanaysizlar, bu ortiq varaq oladi, joy oladi, otlarni hammasini sanab chiqish nima keragi bor? Deb bir kuni qattiq turib oldim. Keyin majbur bo'ldida o'sha metropolit Kirill aytdi. Muhtaram shayx, men sizga endi aytmasam bo'lmas ekan. Sizlar mazhabiylar bilan kelib, birta musulmon degan nomga hammanglar ko'nasizlar, bu sizlarni baxtinglar. Sizlardaqa dunyoda baxtli odamlar yo'q. Lekin biz mana o'zimizni aytmasak bir-birimizni tan olmaymiz biz. Bizda har cherkov o'zini tan oladi, boshqasini kofir deb biladi dedi. Agar biz shu yerga kelib, hammamiz xristian deb kelsak, bizni qavmimiz bizni qabul qilmaydi borsak. Nimaga Rus pravoslav cherkovi demading? Deydi. Uni biz aytmasak bo'lmaydi. Sizlar musulmonlar deb hammalaringiz birga o'tiribsizlar, bu sizlarning baxtinglar. Bir-biringlarni kofir demaysizlar sizlar. Biz aytamiz. Shuning uchun biz mana shunga mahkam turib olamiz dedi. Ana gap qayerda? Hozir o'sha musulmonlarni kofir deyotgan o'zini yaxshi bilayotganlar, bemazhablar bir o'ylab qo'ysin, qayoqqa qarashib ketyapti. İmanı var, etikadı var adamını kafir diye şey yaptı. Adli adam demez, bütün Müslüman ümmetinin imamlarına etki şey yaptı. İmam-ı Eş'ari'ni, İmam-ı El-Maturidi'ni, İmam-ı Ebu Hanife'ni çok şey yaptı. Biz meneşelerden cüda hem ihtiyat buluşumuz gerek. Mazhabını, hakikatini düşünüşümüz gerek. Ben cüda kıskaça kılıp ayet yapmam hazır. Avvallar imkanımız bulmadı. Çünkü onlar iğvanı kurtardı, her bir kapıda cevap veriş gerek oldu. Amin ovoz chiqarib aytamiz dedi, uni ovoz chiqarmayam aytsa bo'lishini isbotlash kerak bo'ldi. U qilamiz dedi, yo'q bunisi to'g'ri, mana o'zi bizda mazhabimizda bu deb buni ham aytishga to'g'ri kerak bo'ldi. Oxiri men ixtiloflar haqida degan bir kichkina kitobcha yozdim. Shuni o'qigan odamlar menga telefon qildi, oldimga keldi. O'zini tushunchasini aytyapti, shuni oldiroq chiqarsangiz bo'lmasmidi? Shuncha gaplar bo'lmasdi, hammasi bor ekan u bu. Bir taraftan teşekkürüm var, bir taraftan değil mi? Noshukurlik alayda menga nima deydi? Tanqid gapiyam var. Kech qolding chiqarishda degan. Undan keyin yana yangi ixtiloflarni chiqarishdi. Hozir ularni hammasini to'plab ixtiloflar, sabablar, yechimlar degan katta kitob bo'ldi. Chiqdi, xalq o'qidi, alhamdulillah tushundi. Hozir ruschaga tarjima qilib chiqaruvdik. Rossiyaning har tarafidan telefon bo'lyapti. Shu kitoblarni qayerdan topamiz deb. Endi mana hozirga o'xshab ilmiy ravishda mazhab nima? Haqiqati nima? Qayerdan chiqqan? Qayerga boradi?
Hani oylab görsek, İslami mezhepler daimi ravişte Müslüman ümmetinin birliği için hizmet kılıp kergerliğini anıqlab yetişemiz. Ben bu arada bir kitapça yazıp koydum. Dua kıtırasılar, biraz turatçılar kiritip yakında naşır kılamız. Bana şu yapılar, o şu kitaptan alınan iktibaslar. İktibaslar. Şunun için, hemmege şunali buluşunu aytemiz ki, hemmemiz şu mezhep düşüncesini yaşı şunelik. Ana ondaki yaptar katalanalarını yapıge kirmeylik. Ularını ıgvasıge uçmeylik. Hemmesini, İslam'ını doğru kabul kılgen avlatını, sülalası ekerlikimizini bilip, o şu büyük imamlarımızın hürmeti, Resulullah'ın miras hırlarının hürmetini kılış, bana şu işlerini hemmesini cahaya koyuşta, demek yakdil buluşumuz gerek, hareket kılışımız gerek, marifetli buluşumuz gerek bu arada.